Cümleten selamun aleyküm. Uzun zamandır yapmam gereken videoların serisine başlamış bulunmaktayım. Bundan sonra devam gelecek inşallah. Fiat 126 bir sıfırdan topluma çalışmasına devam edeceğiz. Şimdi bu videoda karbüratörün komple bakımını, temizliğini, ayarlarını ve sorunlarını göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi arabanın düzensiz çalışması, yani motorun sıkıntılı çalışması karbüratörden kaynaklanan bazı sorunlardan oluyor. 3-4 tane karbüratörü bir araya getirip mümkün olduğu derecede sıfır bir şekilde toplayıp sizlere göstermeye çalışacağım. Belli başlı sorunları göstereceğim. Şu kapakta mesela kesme işlemi görüyorsunuz. Kesme işleminin sebebi havayı yeterli alamadığı için bunda kesme yapmışlar. Daha çok hava alsın diye. Normalde hava almama gibi bir durum yok. Hava almamasının sebebi ise karbüratör kapağının, eğer bu bölge ezikse aşağı doğru kapandığı zaman içeride hava alacak yer kalmıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor araba çalışırken. Eğer gaz tam almıyorsa, hava tam almıyorsa bu kapak aşağıdadır büyük ihtimalle. O yüzden böyle kesmeye falan gerek yok. Bu kapağı yukarı doğru çektirdiğiniz zaman hava akışı rahat sağlanmış oluyor. Şimdi şu açılmamış karbüratör. Bunu komple sokacağız. Temizleyeceğiz bu karbüratörlerden. Bunun sorunlu parçalarını en sağlam olanlarla beraber toplayacağız. Bunları kenara alayım. Şamandıra. Kenarları ezik. Bunu sağlam olanla. Şu biraz daha sağlam çıktı. Şuna da bir işlem yapılmış. Delikmiş demek ki, lehim yapılmış. O yüzden şu şamandırayı kullanacağım. Şamandırayı da çıkaralım. Mandıranın piminde de sorun var. Piminin ucu bunun normalde metal olması gerekiyor ama bu pimin ucu plastik. Bu da böyle çıktı. Böyleymiş demek. Normalde şu şekilde olması gerekiyor. Bunu da bunu kullanacağız. Bunu da kullanmayacağız. Çantası zaten değişecek. Sonra benzin girişindeki filtre var. Onu da açacağız. O filtrede yırtıksa değişmesi gerekiyor zaten. Şu şekilde. Yırtıkları var, evet. Bu
Bu da değişecek. Bu filtreyi de bulamıyorsunuz zaten. Sıkıntı. Mümkün olduğu kadar orijinal parçalarını bulmaya çalışın ama genelde bulunmuyor. Bu kapağı da kullanmayacağım. Kapağın burası sorunlu. Kapağı helikoil bastırabilirsiniz. Eğer etrafında fazla çatlak yoksa sağlam olur. Ama ben diğer şu kapağı kullanacağım. Bunun yeri yuvası daha sağlam. Ama şu parçayı alacağım bunun üstünden. Kapaklı işimiz bitti. Şekilde. Bunu da filtresi. Sağlam filtreyi buna takalım. Burası genelde koniktir. Benzin kaçağı yapmaz ama daha da sağlam olsun derseniz şöyle doğalgaz contalar oluyor, sıvı contalar, ilaç diye geçiyor, bundan da sürebilirsiniz az bir şey. Bu şekilde kapatırsanız daha güvenli olur yani. Ama fazla sürmeyin çünkü açılması gerektiğinde bu sefer açılmaz. Zorlar yani. Bu şekilde tamam. Şamandıranın ayarı şu, indiğinde arkaya değmemiz gerekiyor. Arkaya tam değerse kapatmaz. Bu da aklınızda bulunsun yani. Şimdi bunları benzin girişlerinin memelerini sokacağız. Bunlarda 195 yazıyor ikisinde de. Normalde biri farklı biri farklı deniyor ama bizim karbüratörlerde benim gördüğüm kadarıyla çoğunda aynı çıkıyor. Ama içeride bir kılavuzlar daha var, onlar farklı.
Onları da sökeceğiz. Şunlar da ezik. Bunları da değiştireceğiz sağlam olanlarla. Onları da alalım. Şu orta kapış diyaframının geldiği yol. Bunda o-ringi gitmiş zaten. Bunun da o-ringini değiştireceğiz. Hatta bunu komple değiştireceğiz. Bu ucu kesilmiş, bu işlem görmüş. Böyle olmaması gerekiyor bunun. Diğerlerinin birinden sağlam olanıyla değiştireceğiz onu. Şimdi şu içeridekileri alalım. Bunlar biraz zor çıkabilir. Ama çıkar. Şimdi bunların ölçüsü. Bu ince çıktı. Da kalın çıktı. Normalde bizim karbüratörlerde böyle değil. Bunlar da değişmiş. Kalının solda, incenin sağda. Yani birinci kelebekte ince birinci kelebekte, kalın ikinci kelebekte olması gerekiyor. Bu kapış diyaframın da olduğu yere sökelim. Bunda da yay olması gerekiyor. Yayı yok. Karbüratör bayağı ellenmiş yani. Burada var yay. Burada dursun burada. Bu diyafram var. Sağlam görünüyor ama kenarı yırtık. O zarar etmiyor zaten de. Şu iç kısmında yırtık varsa eğer değişmesi gerekiyor. Şu mesela bayağı yıpranmış. Bunu sağlam olanla şununla değiştireceğiz. Bunların sıfırını bulma şansınız zaten yok gibi bir şey de, bulabilirsiniz daha iyi olur tabi. Çünkü Tofaş serisinin diyaframları uymuyor. Böyle 5 delikli diyaframlar uymuyor. Yani şuradaki yerlere denk gelmiyor. Bunlar değişecek.
Daha sonra bu yanlarındaki memelerin yerleri var. Şimdi bu kalın. Az önce dediğim gibi kalın taraf, birinci kelebekte ince taraf olması gerekiyor. Bu tarafı da ince. İnce tarafta da kalın tarafı olması gerekiyor. Bu şekilde. Toplarken bu şekilde toplayacağız zaten. Ama böyle karbüratörün içinde terslik varsa size söktüğünüzde bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tür bilgiler bulunmadığı için zaten komple bunları göstermem gerekiyor. Şimdi komple temizliğe geçeceğiz. Şu kelebeklerin de yerlerine sökelim. Bayağı kirlenmiş. Çıkmayacağım diye nasıl ediyor. Bunların ikisi de aynı. 78 yazıyor üzerlerinde. Bir farklılığı yok yani. Şimdi şurada bir de kapış diyaframının olduğu yerde bir check valve sistemi var. Eğer kapış diyaframı çalışmıyorsa araçta, yani bastığını, gaza bastığınız zaman atlama yapar ya kapış diyaframı. O çalışmıyorsa buradan kaynaklıdır. İçeride bir küçük bir bilye var gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Diğer karbüratörde göstereyim. Bazı karbüratörlerde o yok. Orası o kısım yok yani. Artık zamanında nasıl bir işlem gördüyse onu ya unutuyorlar ya çıkarıyorlar ya bir şey yapıyorlar. Eğer kapış diyaframı çalışmıyorsa onun olması gerekiyordu.
Bunu geri yerine koyuyoruz. Bu küçük parçasını takıyoruz. Bu şekilde kapış diyafram çalışmış oluyor. Daha sonra bunu komple temizleyeceğiz şimdi. Temizlikte balta spreyi, benzin vesaire kullanabilirsiniz. Diş fırçası ya da başka bir fırça, yumuşak bir tel fırça da olabilir. Ya da gravür cihazınız varsa gravür cihazının fırçasıyla. Ben bununla temizleyeceğim çünkü komple derin temizlik olacağı için her yerini komple temizlemem gerekiyor. Bunun için bir leğen gibi bir şey. Benzinin dayanabileceği ne olursa. Bazı plastik kaplara şeye dayanmıyor. Benzin eritebiliyor. O yüzden çalışırken ona dikkat edin tabii.
Kapatın şerefli. Daha sonra kelebekleri de fırçayla temizleyelim. Kapak değişmiş. Bunun vidası bu değil normalde. Bunu da kullanmayacağım. Normalde bu şekilde olması gerekiyor. Bu değil yani. Sona gelmiş. Zaten daha da sıkmaz bu. Ayar yapımı durumu yok yani bunun. Bu şekilde olması gerekiyor vida. Bunu kullanacağız. Şunun mekanizma biraz daha sağlam. Galiba bir de şu var. Şunu kullanalım biz. Bunun diyaframı nasıl bakalım. Sadece şu kenarı yırtık, o da zaten dışarıda kalan kısım. Onu kullanabiliriz. Aynen. Buraya da şu sağlam diyaframı. Bu şekilde toplayalım bunu. Ayarı aracın üzerinde yapılıyor tabi. Şu
Şu an öyle dursun da. Şimdi komple toplama işlemine geçelim baştan. Sıfır bir şekilde. Şu temizlenmiş karbüratörümüz. Bunları da yine balta spreyle içini temizlerseniz daha iyi olur tabii. Deliklerden şu şekilde balta spreyinin çıktığını görün yani. Tıkanık kısım kalmasın. Bu da tamam. Bunu da kendir gibi bir şey sarmışlar. Ya da teflon bant. Bunu da çıkaralım. Şunda da o-ring var. Bunun o-ringi de gitmiş tabi. Bunları yeni o-ring takalım. Ya buralara ya o-ring de takabilirsiniz. Sıvı conta da sürebilirsiniz. Böyle o-ring setleri var. Bu setlerden aldığınız zaman işiniz daha kolay olur tabi. Çünkü ölçü ölçü olduğu için o-ringler. Şuna bakalım bizim işimizi görüyor mu? Çıkanla aynı. Evet. Yerine taktığımız zaman aynen taşma falan yapmıyor. Öbürüne de bir o-ring ayarlayalım. Şuna. O da tamam.
Şimdi gelelim toplama işlemine. Dediğimiz gibi ilk başta memelerin yerleri, büyük meme sağ tarafta. Onu zaten yerini karıştırma şansınız yok. Küçük meme sol tarafta. Bunlarda ise büyük olan sol tarafta, küçük olan sağ tarafta. Bunların ölçüleri 195 yazıyor ikisinde de. Bunlar değişmiyor. Çoğunda 195 gördüğüm için yani böyle diyorum. Belki başka türlüdür, ben bilmiyorum şu an. Daha sonra şu kapış diyaframının benzin attığı yer, üstünden çıkan değişecekti. Bu şekilde değil çünkü. Diğerini göstereyim onu. Şimdi şunlarda iki tane farklı var. Birisi uzun, birisi kısa. Normalde bunların bütün standartları kısa olması gerekiyor ama uzun olmasının sebebi kapakta bunun oturduğu yerde tırnak oluyor. Şu şekilde yani. Şöyle çıkıntı bir tırnak oluyor. Eğer bu çıkıntı tırnak kırılmışsa zamanında, şöyle bir işlem yapılmışsa, onu da bu uzunluğuyla değiştiriyorlar. Uzun olma, yani birinin uzun birinin kısa olması sebebi ondan kaynaklanıyor. Ama standartında kısa normalde. Şimdi bizim takacağımız kapakta da o yer olmadığı için biz uzunu kullanacağız. Uzun o-ringini de değiştirdik. Daha sonra şu sağlam olanları kullanacağız. Ezik değil bunların uçları. Üstünden çıkanlar ezikti. Darmadağın bir halde yani. Bunları kullanacağız. Şunu da göstereyim. Bunu değiştirmemin sebebi bunun ucu kesilmiş. Normalde şu şekilde olması gerekiyor. Küçük olması gerekiyor. Yani bu incecik delik olması gerekiyor. Kapış diyaframının olduğu yerde. Görünüyormuş şu şekilde. Şöyle. Ama bunun ucu kesildiği için bunu değiştiriyoruz. Küçüğünden olması gerekiyor yani. O büyük olursa, yani öyle kesilmişse çok fazla benzin atar. Bunlar da dediğim gibi 2,5 yazıyor çoğunda. Ya benim gördüğüm kadarıyla. Değişiklik yok yani. Numara farklılığı yok. Bunların yerleri belli zaten. Delikli olan taraf öne geliyor. Bu şekilde takılıyor. Daha sonra kapış diyaframının olduğu yere takalım. Şunu kullanacaktık. Sağlam olanları.
Bunların da yine deliklerine balta spreyi sürerek temizlerseniz daha iyi olur. Hiçbir yerde yağ kir kalmasın yani. Şekilde şu bunun altında, bu da bu tarafta olacak. Yerine oturması için tamca. Üst kapağı şu sağlam olarak kullanacaktık. Şunu takıyoruz. Yayında. Daha sonra kapış diyaframın çalıştığını görmek için biraz benzin koyup bakıyoruz. Şu şekilde. Şöyle odaklarsa. Aynen. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapış diyaframın çalışması gerekiyor. Gösterdiğim bütün talimatları yaptığınız zaman karbüratör sıkıntısız bir şekilde toparlanmış oluyor. Şimdi karbüratörün üst kapağını kapatalım. Şamandıra memesini şamandıraya yerine tutturup karbüratör contasını takıp, önce contayı takıyoruz tabi, daha sonra şamandırayı. Conta, takım conta sesinin içinden çıkıyor. Standart olduğu gibi. Bunlar da alt tarafın gövdeye tuttururken kullanılan contaları. Şu contayı kullanıyoruz. Ters atma şansınız yok zaten. Delikleri belli.
Böyle koyma şansın zaten yok. Bu şekilde takıp şamandıra mesini takıp sonra şamandırayı takıp pimini de takıyoruz. Şekilde. Şamandıranın ayarı bu şekilde olması gerekiyor. Şu arkasındaki parça gövdeye değmemesi gerekiyor. Değerse kapatmaz. Şamandıra çalışmaz yani. Şu an çalışıyor. Bunun yerini kapatıyoruz. Karburatörümüzü komple sıfırdan toplama işlemi şu an bitti. Bu şekilde. Bu yaylarında falan sıkıntıları olan varsa, kırık olan varsa onları da değiştirebilirsiniz. Alt kelebeklerine takalım. Sıfır bir şekilde. Çıkarken çıkmıyor fikirden şimdi. Rahatça geçiyor. Şimdi bir de şurada bir ayar daha var. İkinci kelebekteki. Bu ayarın da tam kapalı olmaması gerekiyor. Yani bunu biraz açarsanız daha iyi olur. Yani şuranın tam sıfıra değmemesi gerekiyor. Kelebeğin biraz açık kalması gerekiyor. İkinci kelebeğin. Şekilde. Bakıldığında zaten görünüyor içeriden. Çok az böyle. Çok az bir açıklık olması gerekiyor. Diğer rölant ayarı da zaten burada yapılıyor. Havara çalışırken yapılıyor zaten o. Başka yapacağımız bir şey yok. Şu
Şu an sıfırdan komple toparlandı. Umarım işinize yarar. Faydalı bir video olmuştur. Videoların devamı gelecek. Bundan sonra artık komple bisin. Mümkün olduğunca bütün teferruatlı bir şekilde videolarını atacağım. Sıfırdan toplayacağım inşallah. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.